Barış Manço ölmeden bir gün önce yine arkadaşlarıyla çalışıyordu. Arkadaşımız Eda Doğan beklenmedik hüzünlü vedadan saatler önce Barış Manço ile birlikteydi. İşte ünlü sanatçının veda cümleleri ve veda şarkıları. Barış Manço'nun beklenmedik vedasından bir gün önce sanatçının çalıştığı Melki stüdyolarında neşeli bir atmosfer vardı. Ünlü sanatçı, Mançoloji albümünün mutfağında 20 yıllık nostaljik bir lezzeti yakalamaya çalışıyordu. ...1979 yılında Alla Beni Pulla Beni şarkısında dayısının kızı Deniz Tüney Ali Efendioğlu ile düet yapan Barış Manço, tam 20 yıl sonra yine kuzeniyle ikili oluşturmuştu. 20 yıl aradan sonra yeniden Alla Beni Pulla Beni dedik ve Deniz Hanım yeniden 20 yıl sonra yanımızda. 20 yıl sonra tekrar stüdyoya giriyor. Aslında dinlediğiniz kadar hiç kopmadı. Yani şimdi ister istemez genç izleyicisi şu hızlandırılmış bir... bir özet yapmamız gerekiyor. Deniz'in hayatı bütün geçtiler çok gençlerde. Ülkemizin harika çocuklarından biri olarak konservatuvarda okudu. Devlet konservatuvarını bitirdi. Benle olan bağlantısı büyük dayımın kızı olması. Ama aramızdaki yaş farkı o kadar büyük dayı kadar olmayacak. O da bana bakın dayı ve dayımın kızı olarak. Bundan 20 sene kadar önce yaptım. Allah beni pulla beni. Ben önerdim o zaman Deniz gel şunu beraber söyleyin diye. Çünkü Deniz inanılmaz bir... vokal kapasitesi vardı. Çok çok ince, çok tuhaf, çok değişik. Çok hiç duyulmamış bir sesi vardı. İşte bir mançolojiyi yaparken, tabii ki 20 yıl sonra aynı parçayı baştan düzenlerken tek bir şansımız vardı. Deniz'in gelip baştan okuması da Deniz'i koydunsa bul. Hiç beklemediğim bir şeydi. Bir anda bir telefon geldi eve. Barış aradı. Tekrar yapıyorum Alla Beni Pulla Beni dedi ve koşarak geldim. Gerçekten çünkü başkası söyleseydi çok sinirlenirdim. Çok kızardım. Bu virüs. Evet. Bu virüs insana bir damardan girince ben o kızardım diyor. 20 sene sonra kimse okuyamazdı aslında. Hakikaten çünkü virüsün alınması mı? Hakikaten kolay kolay okunacak bir şey. Dinleyin yani biraz sonra siz de deneyin. Birileri bekliyordu aslında. Şimdi onlar kim olduğunu biliyorlar. Birileri diyorlardı ki inşallah Barış abi dinizi bulamaz. İnşallah bulurum okulursa izin vermez. İnşallah sesi kısılmıştır belki de. Belki de görmez inşallah görmez diye. Büyü yaptıranlar duydum, kurşun döktürenler. Bu dua inleri yapılıyormuş bu konuda. Duyduk. Bebeğinin böyle Barbie bebeğinin diline bir iğne batıranlar varmış. İnşallah gelmez biz okuruz diye. Ateş gönlümüzde varsa hakikaten onu sıcak tutmasını bilirseniz 20 yıl sonra hala aynı berraklık gözükmüyor. Çünkü buna ben de şaşırdım. Çünkü benim yaşım 56. 30 sene, 35 sene ve 38 sene evvel yazdığım şarkıları okuyorum. Aynı tondan hala. Hala aynı berraklık çıkıyor. Bunun için 20 günde şarkıcı olup da 20 gün sonra şarkıları unutanlar bundan biraz örnek alsınlar diyorum. Burada mesaj var hakikaten. Bizimki çok tuhaf bir kalıcılığı olan, hala gündemden inmeyen ve genç kuşağın diller gibi böyle bir numara koyuyor. Yani bazı bir var ya tıfıl takımı. Onlara göre yani dağlarmış gibi falan hava gazı. Onlara göre Allah beni kulla beni. Bir kuşak var. Onlara göre benim en iyi şarkım o. Şimdi onların zevk skalasına göre de demek ki çok kalıcı bir şarkı. Sanıyorum örnekler içinde tek bu. Yani o tür içinde tek örnek. Dediğim gibi birkaç tane daha sayabiliriz bu düetler. Onun için o güzellik alsın istiyoruz. Yani bir vokal değil de bir düet yapmış olmak. İşte 20 yıl önceki düetin yeni versiyonu. 56'lık delikanlı stüdyoda yaşamının son şarkılarını söylüyor.
okuduk ama şarkıyı asla farkını okuduk ya. Şimdi biz heyecanla sizin bu albümünüzü bekliyoruz. Fakat ben diğer şarkılara da değinmek istiyorum. Başka neler var böyle? Nasıl güzel şarkılarınız? Valla tek bir cümleyle özetlemek gerekirse 24 şarkı var bu çift albüm, çift kaset ve çift CD olarak çıkacak. 24 şarkı var. Şöyle Barış Manço deyince aklınıza hangi şarkı geliyorsa hepsi var orada. Artı benim seçimim bazı şarkılar da var. Tabii ki Kol Düğmeleri var. Benim ilk bestemdir Kol Düğmeleri. 1963'te yazdım beste. Yani 36 sene olmuş. Yani çok eski beste. Ondan bir sonraki bestem var. 63'te yaptım Beyhude Geçtirdiler. Dağlar Dağlar var, Gül Pembe var, Dönence var, Hal Hal var. Tabii domates, tespih, biber, patlıcan var, Kara Sevda gibi. Yani benim Türkiye'de veya Türkiye'nin dışında bazı ülkelerde bir yere getiren şarkılar var. Bugün Japonya'da benim en sevilen iki şarkım Domates ve Patlıcan'a Kara Sevda. Orada nedense Gülpen ve Dönence veya Dağlar Dağlar da öyle. Bu şekilde benim için anlamı, anlam taşıyan farklı şarkılar var. Bir de sürpriz, 99 yılında yazdığım yepyeni sıfır bir parçam var. Sonuç bu bir yelpaze yani. Barış abi geride bıraktı 40 yıl içinde, tam 40 yıl bitti. 58'den bu yana geçen bir müzik yaşamından bahsediyoruz. 40 yıl içinde Barış abi ne yapmış? Onun bir buket şeklinde sunusu. Dolayısıyla neyi dinlemeyi arzuluyorsanız o şarkılar var. Unutamadığım var. Şimdi aklıma gelmiyor. 24 şarkı bir seferde hafızlamak zor. Sarı Sizmir Mehmet Ağa var. Aynalı Kemer var. Anlıyorsun değil mi var. Halil İbrahim Sofası var. Var. Var var. Her şey var canım. Hani topadan tüccarı malı bunlar. Her şey var. Yani kapatıyoruz dükkanı artık. Kapatırken ayaküstü 24 tane en özlenen şarkı var diye düşünüyorum. Kapatıyoruz dükkanı diyorsunuz ama biz hiç bir zaman bu dükkanın kapatılacağına inanmıyoruz. Valla erken konuşuyor gibi olmuyor fakat şu andaki fikrimi size söylüyorum. Benim son albümüm. Nasıl bir albüm yapmayacağım? Benim son albümüm. Bununla bitirmek istiyorum. Ben bununla albüm kariyerimi noktalamak istiyorum. Şu andaki düşüncem bu. Bunu birkaç ay evvel de söylemiştim. Yine paparazzi'de böyle ekrandan söylemiştim. Onun bir fantezi laf olmadığını vurgulamak için bir daha söylüyorum. Bu benim son albümüm. Bundan sonra yapmayı düşünmüyorum. Ama bir atasözü vardır. Yalnız ahmaklar fikir değiştirmez derler. Günün birinde fikir değiştirmem gerekirse çok önemli bir neden olursa belki bir tane daha düşünülebilir. Ama şu anda benim albüm yapmamı gerektirecek bir neden görmüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda ağır bir laf ettiğim farkındayım. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam benim bir daha albüm yapmamı gerektirmiyor. Yani bunu başka bir izah edelim tekrar. Türkiye, yani Türk halkı daha doğrusu var olduğu günden bugüne kadar 4000 yıldır tarihinden bahsediyorum. Hayatın en kavgalı, en uzlaşmaz, en gürültü patlı dönemini yaşıyor. Ben bu karmaşa içinde bir albüm yapmayı düşünmüyorum. Ben insanlara hayatım boyunca doğrulukları anlattım. Geldiğimiz konum dolayısıyla bu doğrulukları anlatmanın pek fazla işe yaramadığını görüyorum. Bir üzüntü var tabii ki, hüzün var itiraf edeyim ki. Ama yapmam da lazım. Bunu bırakıyorum. Bundan sonra bu işte bakıyorum. Benim kişisel düşüncem bu. Polisi falan filan değil. Neyi polisi değil, çok mutlu bir yerdeyim. Halkına sevdiğim bir insanım. Şarkıları dinlenen bir insanım. Programları izlenen, ettiği laflar dinlenen. Yani bunu tersi söylersen çok nankörlük olur ya. Ben çok mutlu bir yerdeyim. Sizin için çok üzüleceğini düşünmüyor musunuz? Yani nasıl böyle tepkiler alacağınızı küserler misiniz? Bir tepki gösterirse ben duyarım onu. Sanmıyorum çünkü sonuçta güzel bir albüm çıkartıyorum işte. Zaman zaman televizyon programları falan da yapmaya devam edebilirim. Konser de veririm. Yani onlar başka şeyler. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şu günler bu kadar uzlaşmaz, bu kadar kavgacı, bu kadar yani çözümsüzlüğü arayan bir yaşam felsefesini benimsemiş bir ortamda benim yeni şartlarım falan insanların ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Yani bu kişisel düşünce. Ama ileriki yıllarda da biz sizi isteyeceğiz. O zaman daha huzurlu bir ortamda. Yani ben de daha huzurlu bir ortam istiyorum o zaman. Evet, buna hakkım var. Yani bunca sene konuşmuş, ettiği laflar dinlemiş bir insan olarak ben de daha huzurlu, kavga edilmeyen bir ortam istiyorum yani. Herkesin burasına geldi aslında. Söylemeye cesaret edemiyorlar. Ben onu erken söylemeye cesaret ediyorum. Hepimizin burasına geldi. Bunlar artık yeter. Peki albüm ne zaman çıkıyor? Vatandaş vergisini versin. O ara. Kabine kurulsun. O ara. Yani siz insanların bu kadar derdi varken Mart ayında vergi verecekler, kabine kuruldu mu, belediye seçimleri. Yani bin tane derdi arası ben aslında hata ediyorum bu albümü çıkarmakta o zaman zarfında. İnsanın bin tane derdi var. Yapmayın Allah'ını severseniz yani. Ama bir arada bak ha. Yeter artık dediler. Yine de çıkarız tabii ki yani. Klibinizde hangi şarkıyı çekmeyi düşünüyorsunuz? Onlar da inşallah seçimlerden sonra. İnşallah. Ve stüdyodaki söyleşinin sonunda Barış Manço yine çok sevilen bir şarkısıyla uğurluyor bizleri.
keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim. Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Barış Manço, sanat hayatında başarılarla, ödüllerle dolu tam 40 yılı geride bırakmıştı. Ve bu 40 yıla sevgiyle, bilgiyle, alın teriyle yorulmuş hit şarkılar, her yaştan insanı ekran başına toplayan programlar ve büyük coşkuyla geçen konserler sızdırmıştı.